Arkadaşlar merhabalar. Bugün 2 Eylül 2022 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi bir havaalanındayız İngiltere'de, Londra'da. İşte soruyor bazı takipçileri, abi orada durumlar nasıl diye. İşte bazı haber kanalları bizi korkutuyor diye. Şimdi mesela burada da öyle. Burada da medya, basın baktığın zaman mesela havaalanları iptaller, uçuş iptalleri, cancellation, işte kalabalık, şu bu falan. Şimdi o tabloyu da göstereceğim ben size. Mesela dükkanları soruyorlar. Mallar var. Şöyle. Şu tarafa bakın. Şurada solumda bir dükkan var. Tamam mı? Fiyatlarda oynama var. Fiyatlarda artış var. Enerji şeyinde ne derler, elektrikte, gazda falan artış var. Ama onun dışında bazı haber kanallarının, isim vermeyelim, bunu da anlamış değilim abi. Yani şu teknoloji çağında böyle bir strateji uygulamanız çok salakça. Size hangi danışmanlar bu aklı veriyor? İşte efendim Avrupa şöyle, İngiltere böyle, bilmem ne böyle falan, işte öldüler bittiler bilmem. İşte şeydi, her zaman olduğu gibi yağmur, kurak, kuru bir dönem geçirir. Bilmem ne tarihinde Dünya Kupası varken de aynı şekilde bütün çimler falan şey olmuştu. Bu arada etrafı da görün, yani havaalanındaki durumu da görün. Kurumuştu, sonra yağmur yağdı yani. Şimdi fakat bu deney sıvısı aşılamayla ilgili vazgeçmiyorlar. Buranın SSK'sı diyelim, Sosyal Sigortalar Kurumu, NHS'i de vazgeçmiyor. Sürekli mektup falan gönderiyor. Hatta çocuklar için de mektup göndermeye başladılar, onu söyleyeyim. Onlar nedense vazgeçmiyorlar. Hem bir tarafta çocuklara iyi bakmaya çalışıyorlar, hem de neden bu zehirli sıvıyı vurmakta ısrar ediyorlar. Anlamış değilim. Şimdi şeye de bir bakalım. Bakın arkadaşlar, havaalanın işte inen uçakların listesi, tamam mı? Şimdi bakın şöyle, görüyor musunuz? Expected, bekleniyor. Estimated, tahmini şey, iniş zamanı. Landed vardı, inenler vardı mesela. İnenler vardı. Ama iptal yok. Yani cancellation, iptal yok. İptal görünmüyor burada, bakın. Burada iptal görünmüyor. Bak, bags arriving diyor. Çanta, işte çantalar, valizleri alınabilir. Şu, bak, landed. Tamam. İndi. Ama buradaki şeye de baktığınızda, buradaki medyaya da baktığınızda, lanet olsun, kaos gibi gösteriyor. Mesela bundan birkaç hafta önce, bir ay önce falan, sanki havaalanlarında şey var, kaos varmış gibi. Yani korkutuyorlar insanı. Arkadaşlar, korkan insana birçok, her şey olmasa bile birçok şeyi yaptırabilirsiniz. Korkudan faydalanıyorlar. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Tarih itibariyle 2 Eylül 2022 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Soruyor arkadaşlar durumlar nasıl diye. İşte Türkiye'de salakça bir strateji uygulanıyor şu teknoloji çağında. Ya birisi alo der ve öğrenir. Aptal mısınız siz abi? Neyi kapatmaya çalışıyorsunuz? Sen işine bak. Sen kendine bak. Kendi alanına bak. Sendeki mallara bak. Sen sisteme bak. Masonik Kemalist sisteme bak. Onu nasıl halledeceksin? Ona bak. Siktir et, affedersin şeyi. Avrupa'da şu olmuş, Avrupa'da bu olmuş. Sen kendine bak. Yeterince Avrupa'yı örnek aldın zaten.
şapkasını aldın, bilmem nesini aldın, cartını aldın, curtunu aldın. Sisteme bak sen. Neyse, sisteme geleceğiz birazdan. Bir daha şöyle bakalım etrafa. Bakın bakalım. Var mı kaos? İnsanlar sakin sakin. Sakin sakin gidiyorlar. Evet arkadaşlar, sakın korkmayın. Korkan insana birçok şey yaptırtılabilir. Bunu biliyorlar bu küresel piçler, puşlar bunu biliyorlar ve korkutuyorlar. Maalesef korkutuyorlar. Medya. Bundadır lanet olası medyayı müthiş kullanıyorlar. İşte gördünüz Covid'de. Medyayı kullanarak sahte bir atmosfer oluşturdular, ambiyans oluşturdular. Peki. Devam edeceğiz.